YouTube canlı olarak gelmeye başladı. Şimdi bir de Instagram bulduk hocam. Evet. Ben Instagram'da şimdi Instagram'dan da bir şeyi ayarlıyorum. Şu anda bir hata verdi ama. Birazdan Instagram'a da başlarız. Onun için ayrıyeten bir link paylaşmak mı gerekecek? Yo, Instagram'da olanlar artık takip eder. Tıklayabilecekler. Evet. Evet, canlı yazısı çıktı. Instagram'da. Yine play tuşuna basamıyorum ama. Ha yok, şimdi olmaması lazım. Ben şeyi değiştirdim ama. Daha Evet, şimdi Instagram'da da YouTube'da da yayınlıyız. Evet hocam. Dinliyorum. Veya evet, başlayalım isterseniz. Instagram'ı hala deneyimliyorum ama belki de desteklemiyor şu anda. Evet. Merhabalar. 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü etkinliği kapsamında Doktor Erdem Yıldırım'la dijital mimari üzerine konuşacağım. Erdem Hocam diyeyim size. Erdem Hocam İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü mezunu. Ondan sonra eğitim ve akademik hayatına 9 Eylül Üniversitesi'nde devam etti ve bu süreçte dijital mimarlıkla çok yakından ilişki kurdu. Özellikle doktora aşamasında. Daha kişisel şeylere ileride değineceğiz. Ama öncelikle hani dijital mimar nedir diye sormak istiyorum. İşte dijital mimarlık, hesaplamalı mimarlık, algoritmik mimarlık, parametrik mimarlık gibi değişik terimleri duyuyoruz. Bunların hepsi aynı şey midir, farklı şeyler midir? Kişiden kişiye değişir mi? Erdem Hocam, buyurun söz sizde. Evet, şimdi öncelikle bilgisayar nasıl mimarlık hayatına girdi, nasıl kullanılmaya başladı? Oradan girelim isterseniz. Şimdi öncelikle bilgisayar ne zaman kullanılmaya başladı? İşte ilk başta İkinci Dünya Savaşı'nda işte Nazilerin kodunun çözülmesiyle birlikte işte Enigma aletinin kodunu çözmeye çalışan İngilizler, ilk bilgisayar dediğimiz Alan Turing onları tasarladı. Bir amaç doğrultusunda matematiksel bir işlem yapma aracı olarak bilgisayarları yaptı. Daha sonra o makinalara Turing makinaları dendi. Şimdi biz onlara bilgisayar diyoruz, onların gelişmişine. 60'larla beraber bilgisayar nasıl mimarlık hayatına girdi, nasıl kullanılmaya başladı? Pardon. Pardon, nereden kaynaklandı? Şu anda iki ses duyuyor musunuz bilmiyorum ama benim sesim tekrar geliyor. Evet, ben Instagram'dan açtığımda benim bilgisayarımdan zannettim. Kısmayı başaramadım. Evet, ben benim bilgisayarımdan zannettim de bir hata var zannettim o yüzden. Daha sonra yani mimarlık camiasında yavaş da olsa kullanılmaya başladı. Tabii bunun üçüncü boyuta geçmesi de birazcık zaman aldı. Tabii üç boyut deyince hemen böyle renderlar falan gelmesin aklınıza. Hidden line, sadece çizgilerle üç boyut oluşturmak. Hani bizim
aksonometrik, izometrik projeksiyonda gösterdiğimiz gibi sadece çizgilerle bu üçüncü boyutu tasvir etmek anlamında kullanıldı. 80'lerden sonra bilgisayarın yaygınlaşmasıyla, ki daha önce sadece hani özel laboratuvarlarda çok erişimi çok zor olduğu için, maddi olarak erişimi çok zor olduğu için, 80'lerden sonra artık piyasada bilgisayarlar satılmaya ve kullanılmaya başladı. 90'ların ortasına kadar da bilgisayar çoğunlukla T cetveli ve gönye kullanmak yerine işte AutoCAD T çizim yapmak, AutoCAD gibi programlarda, çizim programlarında teknik çizimi bilgisayar üzerinden yapmak olarak gelişti. Ne zaman kullanılmaya başladı? Şimdi Yani mimarlık çizim dünyasında. yapmanın şeyinde ne avantajı var? Bilgisayarda çizim yapmanın ne avantajı var? Teknik çizimi T cetveli gönyeyle yapmak karşılaştırırsak, bir kere yanlış yaptığımızda aydın geri jiletle girip temizlemiyoruz yani, en başta o var. Çünkü hani teknik çizimi rapido ile yaparken yani çok ciddi aksaklıklar var. Bunun yanında hani undo diye bir seçenek var. Hani yanlış bir çizgi veya başka bir şey yapıldığında. Bir de aynı modülün kopyalanması hususu var. Hani normal manuel yöntemlerde biz bir tane aynı bir, mesela otel çiziyoruz diyelim. Aynı odayı tekrar tekrar ve tekrar çizmek zorunda kalırken bilgisayarda öyle bir şey yok tabii ki. Hemen kopyalayıp yapıştırıyorsun. Öyle bir çok büyük bir avantajı var. 90'lardan sonra artık bilgisayar 3 boyutlu ve shading, yani gölgeli geometri, 3 boyutlu geometri sadece line çizgilerden ibaret değil, yüzeylerden ibaret olarak da bunu yani ekran kartlarının da gelişmesiyle vesaire bu görüntüleri oluşturmaya başladı. Sonra böyle daha ilkel renderlar alınmaya başladı. Böyle ışık simülasyonları tabii çok fazla iyi değildi. Ama teknolojinin ve özellikle ışık simülasyon teknolojisinin gelişmesiyle birlikte artık render dediğimiz, aslında render'ın kelime anlamı işlenmiş görüntü gibi bir şey. Dediğimiz görsellemelere bilgisayarla elde etmeye başladık. Artık projeleri özellikle şey aşamasında, avant proje aşamasında müşteriyle konuşurken renderları kullanıyorduk. Ve böylece çok daha etkili sunumlar elde edilebiliyordu. Daha öncesinde perspektifçiler vardı. Yani işi, mesela yarışmaya bir şey yollayacaksın, bir proje yollayacaksın. Projeni perspektifçiye götürüyorsun. Perspektifçi bir perspektif alıyor ve onu işte daha sonra markerla, şunda bunda, çeşitli kreatif yöntemlerle renklendiriyor, gölgesini atıyor ve perspektiflerini oluşturuyorlardı. Tabii kurallı perspektifler bunlar, eskiz gibi şeyler değil. Yani 2000'lerin başlamasıyla birlikte bir BIM dediğimiz, Building Information Modeling, yani yapı bilgi modellemesi dediğimiz sistem artık piyasada kullanılmaya başladı. O konulara da geleceğim aslında daha ileride de. 2010 kabaca 2008 ile başlayarak 2010 ile birlikte de Grasshopper programı ortaya çıktı ve
artık kod yazarak ve görsel kodlama diliyle birlikte parametrik tasarımda artık mimarlık hayatına girdi diyebilirim. Bu şekilde özetleyebilirim. Şöyle bir sunum hazırlamıştım. İsterseniz onu açayım. Tabii ki çok sevinirim. Şimdi bu yaz yani bilgisayar destekli mimarlıkta kullanılan bilgisayar destekli tasarım yazılımlarını genellikle şeyde literatürde üçe ayrılıyor. Computer Aided Drawing programları yani bilgisayar destekli çizim programları. Bunlar AutoCAD, 3D Max, Rhino, SketchUp gibi programlar. Bunlar kafamızda bir şey var diyelim. Bir tasarım var, bir düşünce var. Bu düşünceyi biz bilgisayara aktarmaya çalışıyoruz ve bilgisayarda yeniden üretmeye çalışıyoruz. Gerek iki boyutlu gerek üç boyutlu olarak. Yani çizim yapmayı veya maket yapmayı biz dijital olarak icra ediyoruz. İşte yüzeyler oluşturuyoruz. İşte bir kütle içinden başka bir kütle çıkartıyoruz. Çizgiler çiziyoruz sadece iki boyutlu kesit düzleminde vesaire. Computer Editor yani bilgisayar destekli çizim programları bu şekilde özetleyebiliriz. İşte en bilindik programlarda şurada yazdığım gibi. Building Information Modeling programlarında ise onlar daha mimari programlar. Mimarlık disipline çok daha yakın programlar. Ve burada biz bir önceki kategorideki bilgisayar destekli çizim programlarındaki gibi bir yüzey olarak burayı bir yüzey döşeme de bir yüzey işte duvar da bir yüzey çatı da bir yüzey olarak tanımlıyoruz bilgisayar destekli çizim programlarında. Onları isterse kendi içimizde programı kendi içine tabii ki katmanlayabiliriz ama yüzey yüzey o kadar. Ötesi yok. Building Information Modeling yazılımlarında ise biz bu bir döşeme. Bak şimdi ben döşeme çiziyorum diye başlıyorum. Bak şimdi ben bir duvar çiziyorum. Bu duvarın kalınlığı şu kadar olacak. Malzemesi bu olacak diye duvar tuğlunu, duvar aracını kullanarak çizim yapıyorum. İşte çatıyı vesaire, pencere şu şekilde olacak, işte açıklık şöyle olacak, kanatları böyle olacak falan diye hepsini seçim yapıyorum. Şimdi bu bize ne kazandırıyor? Öncelikle hız kazandırıyor. Neden? Çünkü çizdiğin şeyin aynısını biz sistemde, kesitinde, cephesinde, 3 boyutlu modelinde anında yaptığımız değişiklikleri görebiliyoruz. Bu ne demek? Hız demek. Çünkü normalde AutoCAD'te bir plan, 2 boyutlu çalışıyoruz diyelim AutoCAD'i. Bir plan çizdik. Tamam, işte sonra şurasını değiştirdik. O değişikliği yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Gidiyoruz onunla ilgili kesiti de değiştiriyoruz. Daha sonra onunla ilgili cepheyi de değiştiriyoruz. Daha sonra modeli de değiştiriyoruz. Yani kaç tane ilgili kesit cephe varsa artık onunla ilgili. Ama ARCHICAD'de öyle bir şey yok. Sen hangi değişikliği yaptıysan anında bu arada yaptığın değişikliği görebiliyorsun. Ve özellikle o mekanın içinde gezerek anında tasarladığın mekanın içinde dolaşabiliyorsun. O da çok güzel ve tasarımcı için çok değerli bir şey. Son birkaç yıldır bu mimarlık ofislerinde de kullanıyor. Hatta VR gözlükleriyle birlikte içinde deneyimlemek o tasarladığın mekana o tabii çok daha destekli bir şey oluyor.
Tabii Building Information Modeling'in şöyle bir avantajı daha var. Özellikle cloud based sistemlerde, yani bulut tabanlı sistemlerde, mesela bir proje üzerinde aynı anda birçok kişi çalışabiliyor. İşte cepheleri bu çalışıyor, bilmem neyi bu çalışıyor, makine mühendisi, işte özellikle büyük projelerde, hani işte ne bileyim belediye binası gibi büyük projelerde, işte ne kadar şafta ihtiyacım var, elektrikçi ne kadar pano alanına ihtiyacım var falan gibi şeyleri bulut üzerinden senkronize çalışıp, konvansiyonel yöntemlerde hani birisi bir projeyi çizer, sonra revizyona gönderir. Sonra şeye, elektrikçi onu revizyon yapar falan. Sonra tekrar mimari proje alır, onu tekrar böyle bir işler, tekrar gönderir. Sonra makineye gider, bilmem gitti, böyle bir trafik olur devamlı bir. Eskiden posta trafiği, şimdi e-mail trafiği. Ama cloud based sistemlerde bu da önüne geçilmiş durumda. Bir de şöyle bir artısı daha var BIM çalışmanın. Metraj. Yani bu metraj, ben akademiye girmeden önce de bir yıl dışarıda çalışmıştım. Hani gerçekten çok büyük problemdi. Devamlı bir şeyleri elde hesap makinesi, orası kaç metrekare, burada kaç metretül malzeme gider, burada kaç metreküp beton gider, hesaplıyorsun, devamlı hesaplıyorsun. BIM'de bunu çalışırsak eğer, direkt işte diyelim ki duvar. Veya işte bizim iç duvar olarak katmanladığımız bir duvar. Kaç metreküp, yüzey alanı ne kadar vesaire gibi her şeyi, dökümünü, yani birkaç tuşla elde edebiliyoruz. Onun da çok büyük bir avantajı var. Şimdi parametrik tasarım programlarına geçersek eğer, parametrik tasarım programları da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bu history based programlar ve script based programlar. History based programlarda şöyle bir şey var. Diyelim ki ben şunu modelliyorum diyelim. Ne yapıyorum? İlk önce herhalde bir silindir yaparım, değil mi? Sonra o silindire bir şey veririm. Bir curve, bir kesit veririm. Ondan sonra mesela bu kulbunu buraya şöyle şu şekilde yerleştiririm. History based normal şeylerde, bir bilgisayar destekli çizim programlarında, diyelim ki ben bunun şu açısını, şöyle göstereyim, şu açısını değiştirmek istiyorum. Ne yapacağım o zaman? Bu kulbu da buraya birleştirmiştim. Oturup baştan yapacağım. Tekrar bunu baştan yapacağım. Buraya tekrar bu kulbu oturtacağım. İşte bu birleşim yerlerini tekrar ayarlayacağım vesaire vesaire. Ama history based'de benim daha önce yaptığım işlemler kayıt altında olduğu için ve o işlemlerdeki benim girdiğim bilgileri, verileri değiştirebildiğim için yine anında bu sonucu değiştirebiliyorum. Yani bunun aslında matematiksel şeyini yapıyorum. Matematiksel denklemini, bu üç boyutlu geometrinin matematiksel bir denklemini yapıyorum gibi. Ne mesela? Şu şekilde bir sinüs eğrisine benzer bir eğriyi 360 derece revolve edip, daha sonra şu curvative'de bir eğrideki şu kalınlıktaki bir parça mı diyeyim artık, bir kütleyi burayla kesiştir. Ve bu kesişimin yumuşaklığı da radius'u da şöyle olsun falan gibi bir şeyle mesela bunu basitçe modelleyebilirim. Ama dediğim gibi bilgisayar destekli çizim yöntemlerinde, o ilk şeyde, bu çok daha zor. Bir de script based var. Script based ise kodlama temelli. Burada tamamen kod yazarak bunu yapıyoruz. Bilgisayar mühendisleri gibi veya işte yazılım mühendisleri gibi kod yazarak o
şeyi oluşturuyoruz. Aslında az önce verdiğim örneğin, hani bunu nasıl yaratabiliriz'in örneğini, kodlarını yazarak bunu yapıyoruz. Bu birazcık mimarlar için zor bir yöntem. Çünkü çünkü kod görsel bir şey değil. Tamamen yazıdan oluşuyor. O yüzden bir hani mimarlık öğrencisinin alışması da biraz zor açıkçası. Ama tabii ki öğrenip de uygulayan gerçekten çok değerli bir yeteneğe de sahip oluyor. Yani biliyorsanız büyük bir artı ama biraz zor açıkçası. Text scripting dediğimiz şey, yani kod yazı yazarak bunları yapmak. Bir de visual scripting var. O ise görsel şeyli, görsel kodlama veya node based design dediğimiz düğüm temelli kodlama tasarıma giriyor. Onda ise belirli komutları birbirine böyle sanki kabloları birbirine bağlarmış gibi bağlayarak bu algoritmayı, bu kodlamayı yapıyoruz. Yani nasıl örnek vereyim? Bir işte bunun kodlamasını yaparken ne diyeceğiz? Silindir yap, şu kalınlıkta olsun falan filan gibi text olarak girerken, diğer tarafta işte silindir yap şeyini komutunu alıp kaç kalınlıkta olmaya bağlıyorsun, o kabloları birbirine bağlayarak kullanıyorsun. O yüzden görsellik çok daha öne çıkıyor ve görsel algı da öne çıktığı için daha kolay açıkçası. Şöyle bir zor tarafı var. Script based olunca sonucu bilgisayar daha kolay hesaplayabiliyor. Node based programlarda onu oluşturması daha zor açıkçası. Bilgisayar biraz daha enerji harcıyor. Ama şöyle bir artı yanı var Node based'in, Visual Script'in. Yaptığınız değişikliği, evet bilgisayarınız biraz kasılabilir, çok büyük bir işlem yapıyorsunuz ama yaptığınız değişikliği anında görebiliyorsunuz. Text scripting'de devamlı bir run, enter falan hani göster demeniz gerekirken Visual Script'inde buna gerek kalmıyor. Şimdi bir de bunu bununla bağlı olarak bir evolutionary design, yani evrimsel tasarım diye bir kavram daha var. Bu evrimsel tasarım ise bu parametrik tasarımdaki verilerin değiştirilip şeklin bunu etki etmesine, yani bizim o denklemi kurgulayıp sonucunu anında veya run'a basarak neyse elde etmememizin avantajını kullanarak bir tasarım yöntemi geliştiriyor. Burada aslında biraz form finding, form arayışı, form bulmaya da biraz belki girebiliriz. Yani bir formun nasıl olması gerektiğini tasarımcı kafasında canlandırıp onu daha sonra çizmiyor, şeydeki bilgisayardaki çizimdeki gibi. Biz girdileri giriyoruz. Sonuç olarak bir formu bilgisayar kendisi hesaplıyor. Aynı zamanda o sonuçları, girdileri ve çıktıları farklı farklı programlara, belli amaçlara, belli performans araçlarına bağlarsak da bunu daha yararlı bir şekilde, yararlı bir tasarım yapmak adına kullanabiliyoruz. Şimdi biraz arayüzler, buyurun. Tasarımcının aslında yaptığı şeye hakim olması gerekiyor değil mi? Çünkü bazen özellikle bu Visual Script ve belki başka şeylerde de bir hata yapıldığında kullanıcı hakim değilse hatalı sonuçlar alabiliyor ve bunun farkında olmayabiliyor. Yani o zaman böyle kullanıcı mı yazılım kullanıyor, yazılım kullanıcıyı hataya mı sürüklüyor gibi sorular olabiliyor. Tabii o şey AutoCAD'te de var o. Yani
AutoCAD'de çizgi kalınlığını nasıl yapılacağını bilmeyen bir mimar veya mimar adayı onunla ilgili bir sunum yaptığında yani o da eksik kalıyor. O, bak diyorsun bu hani sen tamam o şeyde dijital olarak çizmişsin ama çizgi kalınlıklarını yapmamışsın. O yüzden çok ifadesiz diyorsun yani. Ama bu, az önce söylediğin gibi hani bu script'teki en fazla görülen hatalardan biri overload işlemler yapmak. Yani aşırı yüklemeli işlemler yapmak. Bilgisayarın kapasitesinin üzerinde bir işlem yükü verdiğinizde o zaman tabii bilgisayar kilitleniyor. İşte escape falan vesaire, control alt delete neyse ondan kurtulmaya çalışıyorsunuz. Ama hani o tabii ki ne yapacağını yaklaşık olarak tahayyül etmek de gerekiyor bunları kullanırken. Hocam Instagram'dan bir soru geliyor mu acaba? Instagram'dan güzel teşekkürler diye bir yorum görüyorum ben şu anda. Bir soru göremiyorum. Deniyor Sağ işte olsun. escape falan Ben vesaire de. control alt delete neyse ondan kurtulmaya Evet. çalışıyorsunuz. Yani. Benden geldi ses. Kapatamadım. YouTube'dan da benzer şekilde teşekkür ediyorum. Evet, bir soru varsa Instagram'dan alabiliriz. Ben Instagram'dakini göremiyorum ama. Ben de biraz geç görüyor olabilirim daha. Belki bir iki dakika Evet. farklı görüyorumdur. Şöyle ben tekrar bir bakayım. Ben yorumları da göremiyorum hocam. Belki daha sonradan girdiğim içindir ama. Evet, ben de biraz birkaç dakika geç girmişim. O yüzden daha önceki konuşmalarımızı görüyorum. Evet. Ben o zaman şunu şuraya alayım, bunu da buraya alayım. Çok anında yanıt veremesek de tabii ki Evet, çözeceğiz. buradan görebiliriz en azından bir soru varsa. Evet, ben o zaman devam ediyorum. Veya başka ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Yok, ben zaman içerisinde soracağım zaten. Tamam. Teşekkürler. Buyurun. Bu Rhinoceros programının arayüzü. Rhinoceros daha çok endüstri ürünleri tasarımcıların kullandığı ve eğrisel yüzeyler üzerinde hakimiyeti çok yüksek bir program. O yüzden organik formda çalışanlar için çok tavsiye ederim. Aynı zamanda parametrik tasarım da çoğunlukla burada yapılıyor. Grasshopper eklentisiyle. Bu history-based programlar arasında en fazla, daha doğrusu en fazla demeyeyim de bedava olarak kullanılabilen Onshape programı var. Ayrıca bu bir program, sadece web-based bir program. Yani browser üzerinden çalıştırabiliyorsunuz. O çok güzel. Bir program yüklemenize gerek yok. Çizdiğiniz her şey internette paylaşılıyor. Görebiliyor herkes. Ararsa. Eğer paralı versiyonuna geçerseniz özel tasarımlar yapabiliyorsunuz. Bu history based bir program. İşte burada yaptığınız her türlü çizim burada bir tarih katmanı olarak görülüyor ve oradan şeyi yönetiyorsunuz. Şöyle yapayım. Bu tarz programın en çok kullanılan program şeydi. Eskiden makine mühendislerinin çok fazla kullandığı SolidWorks'tü. Ve hani çok çok da bir pahalı bir program bu arada. Eğitimi falan da çok pahalı. Ama şimdi Autodesk Fusion'ı çıkarttı. Autodesk Fusion, bunların hepsi history based dediğim tarih temelli programlar. Autodesk Fusion daha ucuz ve çok daha içinde modülleri var ve çok başka
başka programlarla birbirleriyle etkileşimli. O yüzden şu anda artık SolidWorks'ün önüne geçti. SolidWorks bir de çok kendini de yenilemedi. Yani çok fazla Ar-Ge'sine de yatırım yapmadı. O yüzden biraz geride kaldı. Evet, Grasshopper, o Rhino'nun içinde çalışan. Bu program node-based dediğim, işte burada komutlar var. Bu komutları oluştururken işte girdileri bu komutları bağlıyoruz. Mesela şuna şöyle bir yaklaşacak olursam, şöyle yaklaşayım. Görülebiliyor mu bilmiyorum ama burada ne demişim? Bir nokta oluştur, bir nokta oluştur. Daha sonra bu noktalardan bir eğri yap. Sonra şu çizgiyi oluştur noktalardan. Sonra bu eğriyi şu çizgi etrafında döndür komutu var burada. Gibi 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 bunun gibi her türlü girdileri buraya girip böyle bir kod yazıyoruz burada ve sonuçta böyle bir model elde etmiş oluyoruz. Yine Grasshopper'dan bir görüntü. Tabii modeller kompleksleştikçe yaptığımız algoritmalar, burada scriptler de kompleksleşmeye başlıyor. Google'da parametrik mimarlık yazdığımızda gördüğümüz görseller rin çoğu Grasshopper'da yapılmış. Arkadaşlar, bunu kesinlikle net bir şekilde söyleyebilirim. Dynamo diye bir program daha var. Revit'in içinde çalışan. O da aslında yine node-based sistem çalışan bir parametrik tasarım programı. Ama o kadar çok kullanılmıyor. Bir de çok fazla esnek değil açıkçası. Şimdi birazcık akademik terimlere girelim mi acaba hocam? Tabii ben hatta parametrik tasarımdaki bu parametre ne acaba diye düşündüğüm Parametre şunlar hocam parametre işte. Şunlar parametreler. Biz ekranda göremiyoruz ama bir önce ha. yani biz bunun denklemini yaparken şurada işte bu noktayı hangi x, y, z noktasının koordinatlarının parametreleri bunlar ya. Tabii o eğriyi Ha. oluştururken nereye dikkat edeceği, İşte onun ne? genişliği olsun, Aynen. Onların hepsi birer parametre ve parametrik tasarımın terimi buradan geliyor diyebilirim. Yani çok kaba bir özetle yani. evet. Peki bu parametrik tasarıma gelirken nasıl bir terminoloji evrimi geçirmiş dersek eğer şu şekilde. İlk başta bu 90'ların sonunda Greg Lin animated olarak söylüyor. Yani animasyonla yani şöyle bir şey var. Biz şimdi 2020'den geriye doğru baktığımızda, 2020'de parametrik tasarımla ilgili bilgileri alarak geriye doğru baktığımızda şunu söyleyebilirim. Şöyle bir yorum yapabilirim. Biz şu anda ellerimizdeki araçlarla araçları kullanarak girdiğimiz parametrelerin değişkenliğini anında sonuç olarak ekranımızda görebiliyoruz. Ama o dönemlerde öyle bir araç yok. Ne yapıyorlar? O parametrelerinin değiştirildiğini sekans sekans kaydedip ondan bir animasyon oluşturuyorlar. Yani bu devingenliği diyebilirim.
devingenliği animasyonla sınıyorlar. O yüzden animated kelimesi öne çıkıyor. Morfogenetik ise işte morfolojiden ve generation'dan geliyor. Yani morfoloji ve türetkenlik olarak çevirebilir miyiz Ayşe Hocam? Sizin İngilizceniz daha üst düzeyde diye düşünüyorum. Tabii ki terminolojiye bakınca onların tam karşılıklarını böyle İngilizce bilgisiyle bulmak doğru olmayabiliyor. Sizin söylediğiniz en doğrusudur diye düşünüyorum o yüzden uzmanlık yani, alanı olunca. Şimdi morfolojinin de bir belki öz Türkçesi vardır ama ben çok bilmiyorum ama generative terimi üretken veya bazen türetken mi deniyor bilemiyorum. Neyse yani morfolojiyi yine belirli parametrelerle türetiyoruz aslında. Daha henüz tabii parametrik şey yok. Daha sonra bu özellikle script based MSXP gibi programlarla birlikte script based yani tekste dayalı yazıya kodlamaya dayalı şeyler çıktığında da ve bu bunlarla bir algoritma yaptığında buna algoritmik terimi geliyor ve en son işte 2010 ile birlikte özellikle Patrick Schumacher'in Autopoiesis isimli kitabıyla ve makalesiyle birlikte parametrik tasarım ve Zaha Hadid'in dünya çapında başarısıyla birlikte bilmeyenler için Patrick Schumacher Zaha Hadid'in baş danışmanı mı diyeyim aynı zamanda ortağı evet burada şeyleri kimin dediğini de yazmışım. Belki şuradan bir ilgilenenler ekran görüntüsü almak isteyebilir. Tabii bunun söylenmesiyle birlikte çok farklı farklı terimler de ortaya çıkmaya başladı 2008'den sonra. İşte responsive tepkimeli mimarlık, interaktif işte etkileşimli, generative işte türetken, adaptif gibi terimler de bunun ardı sıra türedi. Parametrisizmi Patrick Schumacher şöyle özetliyor. Şu sol alttaki görsel Corbusier'in bir kitabından sanırım bir mimarlığa doğru kitabından olması lazım. O kitaptan bir alıntı. Burada Corbusier diyor ki built environment yapısal çevre yapısal çevre basit geometrik şekillerin aslında soyut birleşiminin soyutlamasıdır diyor. İşte biz silindir, işte piramit, küp, dikdörtgen prizması ve küre elemanların farklı farklı türetilmesiyle bütün bu yapısal çevreyi oluştururuz, oluşturmalıyız diyor. İşte çünkü bunlar en asal, en sade formlardır falan diyor. Ama Patrick Schumacher diyor ki artık diyor bu hani bilgisayarların daha işe girmesiyle ve artık bu tahayyül ve canlandırma ve yeniden üretme gibi şeylere biz bilgisayarla daha kolay biçimde yapabilmemizle birlikte irrasyonel formlar türetebiliyoruz ve artık işte kare küp yerine spline'lar yani eğriler, NURB yüzeyler
O eğrilerin oluşmasıyla oluşan yüzeyler ve subdivisionlar, yani ara bölüntüler gibi terimleri konuşmamız lazım. Artık bunun zamanı geldi diyor. Sonuçta biz çatal höyükten beri küp küp yapılar yapıyoruz yaklaşık 11 bin yıldır. Neden? Çünkü yapımı kolay, algısı kolay vesaire. Ucuz. Yani buradan şöyle düz bir duvar çek deyince ustaya yapması çok az zaman alıyor. Ama işte sen şu duvarı yap bana dersen ustaya ne diyecek acaba? Gibi şeyler. Ben bu arada kendi reklamımı da yapabilir miyim hocam? Ben yapacaktım ama siz Ha, de Çatalhöyük yapmayacağım. deyince aklıma geldi de. Evet, Erdem hocamın çok güzel bir YouTube kanalı var. Zaten izlerken fark etmişsinizdir. Kendisi paylaşmayı çok seviyor. YouTube kanalında herhalde oradan mı bahsedecektiniz hocam? Evet, orada hem Çatalhöyük'le bir ilgili bir şeyim var, videom var. Şöyle Farklı göstereyim. yapılarla ilgili Efendim. baştan düzeyinde özellikle bilgi verdiğiniz, hani geometriyle ilgili, Ha, bir de o volüm, var. Evet, hayır, onu da şey yapacaktım. yapıyla ilgili güzel videolar bulabilirler daha detaylı olarak. Ama tabii Erdem Yıldırım olarak arattıklarında bulamıyorlar. Niye? Ha, yo, o zaman da bulurlar. Bulurlar. Erdem Yıldırım diye aratınca bulabiliyorlar hocam. Yani Bulabiliyorlar ama şu çıkıyor. Bir saniye. Yani şu çıkıyor. Erdem Yıldırım diye aratırsak zaten en başta bu çıkıyor. Öyle söyleyeyim. İsmim şu. YouTube ismim bu ama Erdem Yıldırım diye aratırsak da bu çıkabiliyor. Evet. Şimdi şu Çatalhöyük gezimden birkaç bir şey göstermek istiyorum. Yani bu da ilginç bir örnek aslında. Biz yani şu yapıları işte 11 bin yıldır yapıyoruz. Ama biraz ilerisinde bu bir üst örtü. Selim Omacan şey Omacan Sinan Omacan'ın yaptığı bir yapı diye hatırlıyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Ama artık hani böyle şeyler daha işlevsel olduğu için neden? İşte curvative bir şey. Burada açıklık daha kolay, yük dağılım daha iyi vesaire. Ama biraz daha yine bu videonun sonlarına doğru gelirsek ki hani evlerin şöyle olduğunu görebiliriz. O dönemlerde işte 11 bin yıl önce yine bir üst örtü göstermek istiyorum. Ha, o Sinan Amacan'ın yaptığı üst örtünün içi şu şekilde. Kazı alanının kendisi burası yani. Ama biraz ileride ilk kazı alanı var. Orası ise böyle bir küp. Bir küpün içinde bir uzay strüktürüyle geçilmiş. Ama şöyle söyleyeyim. Şu uzay strüktür burada bu şekilde geçmek için şurada bir insan boyu kadar bir kiriş yüksekliği var burada. Ama şurada bir önceki yerde hani kiriş yüksekliğine bakarsak eğer hani şu. Yani eğrisel çalışmanın çok çok büyük bir avantajı var aslında. Diğerinin de avantajı var. Daha hızlı çiziyorsun. Çok daha hızlı. Hızlı çiziyorsun, Yazdıkça bitiriyorsun. ayrıyeten mutlu oluyor. Yaptırıyorsun. Daha ucuza mal oluyor. Tasarlaması kolay vesaire. Ama aslında eğrisel geometri çok daha avantajlıdır. Mesela doğada neden biz küp görmüyoruz?
Veya görüyor muyuz? Ben görmedim hiç küp doğada. Çünkü efektif değil yani. Bir küp yapmak efektif değil hiçbir şey için. Ama algılaması kolay. Yapması kolay. O yüzden biz faniler yaklaşık 11 bin yıldır böyle bu şekilde evlerimizi yapıyoruz. Neyse şuna gelecektim ben. Bir de şöyle bir reklamımı yapmak istiyorum. Özellikle bu Öklit geometrisi ile alakalı şöyle bir videom daha var. Öklit dışı geometri, Riemann geometrisi diye. Hani burada biz Öklit kurallarında bir mekanikle yaklaşık işte Newton'dan beri bunu kullanıyoruz. Ama eğer Öklit geometrisi olmasaydı Riemann geometrisiyle yani göreceli yaklaşımla bu geometriyi nasıl yorumlarız, nasıl aktarabiliriz ile ilgili şöyle böyle 25-24 dakikalık bir videom var. İlgilenenler bu videoyu da izlemelerini ben tavsiye ediyorum. Evet. Dikdörtgenleri yapması, üretmesi daha kolay dedik ki bizim geleneksel konvansiyonel üretim biçimlerimiz o şekilde biçimlenmiş artık. Evet, 11 bin yıldır öyle. Evet, 11 bin yıldır biz bunu yapıyoruz yani yaklaşık. Tabii evet. Ki küresel şeyler yaptık, işte kubbeler yaptık falan vesaire. Ama hani bu eğrisel geometriye yavaş yavaş giriyoruz. Tabii şimdi ben hani sizin bir reklamınızı daha yapayım. Şu anda tabii pandemi dönemi farklı bir dönem ama normal dönemde bu daha güncel üretim mekanizmalarıyla işte üç boyutlu kutularla olsun, farklı modüller, parametrik tasarımla tasarlanmasıyla nasıl geleceğin mimarisinde bunları kullanabiliriz diye Erdem Hocamızın farklı çalışmaları da var. Öğrenci arkadaşlarımıza çok yardımcı oluyor bu konuda. Evet, özellikle böyle Grasshopper'da hani yardım isteyen öğrenciler beni hani sosyal medya hesaplarından veya işte e-mail'den bulabilir. Her türlü yardıma açığım. Paramik tasarımla ilgili. Bir de aslında tam dijital mimarlık olmayacak ama size çok gelen sorulardan özellikle birinci sınıfta yeni başlayan arkadaşlarımız diğerleri ilerledikçe tabii bir yollarını buluyorlar ama birinci sınıflarda biz hangi yazılımı öğrenmeliyiz, ne yapmalıyız diye çok soru geliyor. Bu konuda bir öneriniz var mıdır? Her şeyin başı Photoshop arkadaşlar öncelikle. Öyle başlayabilirim. Çünkü hani görsellik çok ön planda mimarlıkta. Bir pafta oluşturmak, bir kolaj yapmak, yani kolajı Türk Dil Kurumu KESYAP olarak çeviriyor. Bir kolajı dijital olarak yapmak en başta o gerekiyor yani her türlü sunum için. En başta bir Photoshop'u öğreniyoruz. Tabii Adobe Illustrator falan da olabilir ama genellikle biz Photoshop kullanıyoruz foto manipülasyonu için. Daha sonra ben normalde şey derler işte AutoCAD, SketchUp falan gibi şeyler derler ama ben direkt ArchiCAD'den başlamaları lazım diye düşünüyorum. Çünkü AutoCAD'i öğrenince üzerlerine yapışıyor, bırakamıyorlar sonra. Hala 3. sınıfa gelmişler, BIM programı kullanmıyorlar. Hala kesit az önce yani işte bir saat önce söylediğim gibi hala bir değişikliği yapıyorlar. Sonra işte undo
İşte değişikliğin aynısını kesite tekrar çiz, cepheye tekrar çiz falan diyorlar. İşte modellemeye daha sonra SketchUp'ta düzeltiyorlar falan. Hani böyle şeylere gerçekten gerek yok. Siz en başta ki bu dönemde artık öyle bir sistem uygulayacağız. Yani en başta BIM'le bir programla başlayın. ARCHICAD gibi ve Revit de olabilir. Şimdi ben hani dayım ARCHICAD temsilcisi diye söylemiyorum ki dayım yok bu arada. Hani fiziksel olarak bir dayım yok. Ama hani ben ARCHICAD'i daha esnek buluyorum açıkçası. Ama piyasada daha çok Revit kullanılıyor. Öyle de bir şey var ama ARCHICAD bu işe çok daha erken başladı Revit'ten. O yüzden çok daha ileride diye düşünüyorum. Çok daha esnek diye düşünüyorum. Özellikle şimdi Grasshopper'la senkronize de olabiliyor. Yani Grasshopper'da yaptığım bir değişikliği aynı anda ARCHICAD'in içinde görebiliyorsun gibi şeyler var. Öyle paralel bağlantılı pluginler, eklentiler de geliştirildi. O yüzden ARCHICAD, yani Photoshop'la başlasınlar, ARCHICAD'de devam etsinler ve inanın başka hiçbir şeye gerek kalmayacak. Yani sunum için işte bazıları şey kullanıyor. Neydi o programın adı? Lumion. Lumion falan kullanıyorlar ama yani gerek yok. Çünkü ARCHICAD'in kendi içindeki render motoru da çok iyi zaten. Yani öyle bir şey ki konvansiyonel yöntemden bahsediyorum. AutoCAD'de çiz. Sonra işte o dediğim değişiklikleri yap bilmem ne falan filan. Sonra onu iki boyutlu çiziyorsun tabii. İki boyutlu o Photoshop'a at iki boyutunu şey pardon SketchUp'a at iki boyutunu. Sonra SketchUp'tan onu yükselt üç boyutunu yap. Bir değişiklik olursa hepsinde her çizimde değiştir. Ondan sonra SketchUp'tan Lumion'a at. Lumion'da malzeme ver. Oradan render al falan. Hani 3 tane program kullanıyorsun ve hani bir şeyi değiştirince her programda her şeyi değiştirmen gerekecek. O yüzden BIM programının avantajı bu. Bir şeyi yapıyorsun. Bütün değişiklikler her yerde var oluyor. Bir kere bir materyal seçiyorsun. O materyal render'da da kullanabiliyorsun. Gibi 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 inanılmaz kolaylaştırıcı bir yöntem BIM programı kullanmak yani. Evet, AutoCAD biraz daha bizim neslin diyeyim, daha üst yaş grubunun işte daha ortografik çizimle ilgili alışkanlıklarını replike ettiği şekilde başladı ve şu anda üç boyutta kendini oldukça geliştirmesine rağmen AutoCAD eğitimi aynı şekilde ortogonal olarak işte plan kesit cephe çizilip sizin anlattığınız biçimde devam edilmesi üzerine hala kuruluyor. Artık daha hani belli bir şeyi aşmış şirketler satın almışlar ve bu şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Peki sizin serüveniniz nasıl başladı? Yani şu anda bir sürü yazılıma hakimsiniz. Ama nereden merak saldınız? Yani benim lisansımda da her zaman bilgisayar şeyim çok iyiydi. Bilgisayar kullanımım, bilgisayar yani programlara hakimdim. Kendimi geliştirdim diyebilirim. Yani deneye yanıla, deneye yanıla. Tabii ilk başta YouTube da yoktu. O yüzden forumları açıp falan, forumlardan izleyerek değil, okuyarak öğreniyordun. İşte daha sonra işte akademisyen olduktan sonra da işte makalelerden, örneklerden vesaire o şekilde kendimi geliştirdim. Evet, ben bize gelen soru var mı diye bakıyorum ama çok iyi niyetler, iyi yayınlar dilekleri var. Onun dışında bir soru göremedim. Öyle mi? Yapacak bir şey yok.
Evet, ben de bu şeylikini göremiyorum. Bu arada Instagram'dakini. Veya Evet, Instagram'da benim beklediğim kadar şey değilmiş hocam. 10-15 saniye bir şeyim var, time lag'im var. Şu anda hala bir soru göremiyorum. Evet. Evet. Şimdi tabii ben bu kadar eğrisel geometri diyorum ama kendim de o kadar çok uygulamıyorum açıkçası yarışmalarda. Çünkü jüri kesinlikle buna puan vermiyor. Türkiye'deki jüriler eğrisel bir proje oldu mu? Yani en fazla mansiyon alabiliyorsun. Çok çoğunlukla satın alma. Çünkü hani bu proje hani uygulaması çok maliyetli olur diyerek vazgeçiliyor. O yüzden kendimde çok uygulamıyorum. Biraz bu parametrik tasarımla ilgili örneklerden bahsedelim mi, yoksa benim yaptığım örneklerden mi bahsedelim, yoksa yavaş yavaş bitirelim mi hocam? Biz örneklerden gidersek güzel olur aslında. Belki şu anda katılım az olabilir. Katılan kişi sayısını göremiyorum. Bilmiyorum öyle bir şey de. Instagram'da Bir kişi 9, görünüyor. Ha. YouTube'da ise 25 miydi acaba şu anda? 22. Evet. Evet. Hayret. Genelde Instagram'da çok olurdu, YouTube'da az olurdu. Ha, YouTube'dan bir soru geldi hocam. Hı. Tabletler hakkında konuşabilir misiniz? Mimarlık hayatımızda kullanabilir miyiz? Ne gibi avantajları vardır? Diye sorması Valla var. akademisyenseniz bu pandemi sürecinde evet çok avantajı olacaktır özellikle kritik vermek için, ama öğrenciyseniz çok fazla yararlanacağınızı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü yani tablette modelleme programları henüz daha o aşamaya gelmedi açıkçası. O yüzden hani özellikle o tablete vereceğiniz bütçeyi daha iyi bir bilgisayar almanıza yönlendirmenizi tavsiye ederim. Peki bulut üzerinden pek çok uygulamalar var. Artık neredeyse hemen her uygulamanın bu daha işlem ağır tarafını bulut üzerinden daha geniş bir ağa yayarak halletmek mümkün. Tabii. Bu da bu tabletler üzerine düşen yükü azaltır mı? Daha feasible olmasını gelecek için sağlar mı acaba? Şimdi bazı uygulamalar için evet, mesela şey var. Autodesk'in yine Cam neydi o? Recap. Autodesk Recap diye bir program var. Bu Autodesk Recap şöyle bir şey yapıyor. Diyelim ki işte bir üç boyutlu nesneniz var. Bu üç boyutlu nesneyi bir yere koyuyorsunuz. Mesela bir gazete kağıdı gibi bir şeyin üzerine veya yani bir üzerinde bir unique bir texture olan demek ki. O yüzden gazete diyorum yani. Unique bir texture yani biricik şey tekil. Unique Türkçesi ne hocam? Eşsiz, eşsiz bir şeyi olan, bir örüntüsü olan üzerinde bir şeye giriyorsunuz. Bunun her tarafından fotoğraf çekiyorsunuz. Böyle. Kıpırdatmadan. Her tarafından fotoğraf çekiyorsunuz, 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 çekiyorsunuz. Sonra biraz daha üstten çekiyorsunuz. Sonra bir daha üstten falan her tarafından çekiyorsunuz. O program bunun 3 boyutlu modelini yapıyor. Hazırlıyor. Tabii bunu çekerken
Bunu tablet yapmıyor. Cloud'a yolluyor dediğiniz gibi. Cloud'da bu bütün fotoğraflar işleniyor ve o fotoğrafların 3 boyutlu uzayda nereden çekildiği şey yapılıyor, kurgulanıyor ve ona göre bunun 3 boyutu oluşuyor. Hatta texture ile birlikte oluşuyor. Yani rengi üzerindeki şeyiyle, malzemesiyle birlikte oluşuyor. Mesela bunu yaparken Cloud çok etkili. Neden? Çünkü bir işlem var. Bu işlem çok büyük bir işlem gücü istiyor ve zaman alıyor. Bunu bir tabletin yapması çok zor. O yüzden Cloud'a yolluyorsun. Cloud yapıyor. Ama şimdi mimari şeyde mimari programda sen bir çizgi çizdin diyelim. O çizdiğin çizgiyi yaptığın işte modeli anında ekranda mesela görmek istiyorsun. Üçüncü boyutunu. Tabletin gücü buna yetecek mi? Bu var. Tabletin bunun gücü yetmeyecekse ne yapılabilir? Bu işte Cloud'a yollanır. Cloud onun 3 boyutlu görüntüsünü alır. Daha sonra onun ekranını bir video stream olarak getirir. Bu arada YouTube'dan bir şey aldım ama bir error mesajı. Ha yok, tamam. Daha önce gelmiş. Hani bunu yapılabilir mi? Yapılabilir. Evet. Ama öyle bir sistem ben veya öyle bir aplikasyon bilmiyorum şu anda. O yüzden mimarlık öğrencileri tabletten uzak dursunlar yani. Hiç şu anda gerek yok. O kadar ilerlemeli sistem yani. Bir tabii akıllı telefonları olsun ama tablete gerek yok. Her şey bilgisayarda yapılıyor şu anda. Mimarlığa dayalı yani. Projelerinize geçmeden önce bu gelecekle ilgili, dijital mimarinin geleceğiyle ilgili öngörüleriniz nelerdir? Yani tabii ki şu anda üretim biraz hatta oldukça sıkıntılı ama dünya çapında artık pek çok ürün kişiselleştirilebiliyor. Hı hı. Daha yine benzer modüllerin bazı parametrelerini veya içeriğindeki ufak bir noktayla oynamak mümkün hale geldi. Ya da işte arttırılmış gerçeklik gibi farklı kavramlar gün geçtikçe hayatımıza daha fazla giriyor. Sizce mimarlığın geleceğinde dijital mimarinin yeri ne olacak? Şimdi artırılmış gerçeklik deyince daha henüz gelmediler ama lensler gelince her şey değişecek. Yani bir lenslerin arkasından dünyaya bakmak çok çok büyük, her şeyi değiştirecek yani. Ona da ama daha var tabii, bayağı var. Ama işte biz şu anda işte gözlüklerle bakıyoruz. İşte Google Glass vardı ama artık sanırım kullanılmıyor. Ama hani şu anda ona çok büyük yatırım yapılıyor. Özellikle gözlükleri. İlk başta tabii gözlükler başlayacak. Gözlüklerden sonra lensler gelecek. Yani artırılmış gerçeklik, mimarlık, mimari üretime çok bir etkisi olacağını ben düşünmüyorum. Ama hayata dair deneyimimize çok büyük etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Yani bir bu arada sanırım 2 saat dolduğu için Instagram yayını sona erdi hocam. Onu da belirteyim. Evet, ekranım donmuş. Evet. Şunu bir daha verelim mi? Cancel. Finish.
Veya 2 saat oldu, yavaş yavaş bitirsek mi acaba? Evet, biz canlı yayına gireli bir saati biraz aştı. 1 saat mi? Ha, 1 Çünkü saat olmuş, 2 saat olmamış 5'te ya. başlamıştık. Evet. Önce 1 saniye, o zaman ben şeyi bir daha açayım. Instagram'ı tekrar açayım hocam. Tabii. O sırada siz bilgisayarla ilişkinizi anlatın isterseniz. Çok sabırsız yakalandım. Bilgisayarınızı ne zaman aldınız hocam? İlk bilgisayarımı sağ olsun babam bana daha ilkokuldayken almıştı. Oyun oynamak için kullanıyorduk. Atari denen bilgisayarları vardı Ha, babamın. o bilgisayar değil hocam ya. Sonra yavaş yavaş işte X386 Ha, oldu. Orada ha. Basic oynuyorduk. Oradan gelin hocam. Atari'ye bilgisayar demeyin. İşte Basic sonrası üniversitede artık işte şantiye stajında Windows 3.1 ile tanıştım. Sonra AutoCAD için Windows 95 AutoCAD'in daha ilk Windows'a eklenen sürümleriyle tanıştım. O sırada biz AutoCAD'den sonra 3D Max'e atıyorduk çizimleri render almak için, daha görselleştirmek için. Bu anlattığınız evrimin bayağı bir süresine tanıklık ettim. Tabii öğrencilerimiz sayesinde çok farklı yazılımları deneyimliyoruz. Hatta daha geçen dönemden beri işte iletişim aracı olarak çok farklı yazılımlar görüyoruz. Ama görsel etkileşimden çok ben daha enerji simülasyonu ve performans tabanlı mimarlık olarak daha makine mühendisliğiyle ortak çalıştığım yazılımları kullanıyorum. İşte son elemanlar yöntemiyle daha işte enerji akışı, hava akışı modelleme üzerine en çok kullandığım yazılım Ansys Fluent herhalde. Hangisi hocam? Ansys Hmm. Fluent. Akışkanlı Evet. demekleri. İşte tabii daha mimari olarak işte Design Builder kullanıyor öğrencilerim. Bunun işte SketchUp üstündeki yeni geliştirilen yazılımları da öğreniyoruz beraber. Kendimiz yazılım yazıyoruz biraz. İşte daha deneysel olarak malzeme geliştirmekte, yapı elemanı geliştirmekte. Daha ben bu grasshopper'ı deneyimleyemedim. Çok yakın zamanda aslında en çok öğrenmek istediğim yazılımlardan. Hocam hemen onun da reklamını yapalım. Evet, sizin bu Gras. giriş, grasshopper'a giriş dersinizi şimdi YouTube'da gördüm. Onu Evet. izleyeceğim yakın zamanda. Şurada playlistlerde bir tane var. Grasshopper eğitim diye. Burada 6 tane mi video var? 5 tane video var arkadaşlar. Hani şu videoları kaç, yaklaşık 3 saatlik mi? 3-4 saatlik falan bir video var burada. Hani bu 4 saatini ayırıp böyle durdura durdura izlerseniz eğer ve uygulayarak yaparsanız gerçekten çok
temeline almış olursunuz diye düşünüyorum. Evet, ben de zaten sizin gibi böyle biraz kendine eğiten nesilden geldiğim için yani temelini tabii ki YouTube çok rahat hale getirdi. Çok farklı Tabii. kanallardan bilgiye erişimi internette bulabiliyoruz. Tabii. Temelini Şeyde doğru anladıktan sonra biraz karıştırarak pek çok şey yapmak mümkün. tabii onu demek istiyorum işte eskiden forumlar vardı. Forumlarda biz işte oradaki adamın anlattığı kadar şurada şu da varmış, burada bu varmış, bilmem ne şöyle olmuş, böyle olmuş deyip biz onu arayüzde arayıp bulmaya çalışırdık yani. Evet. Şimdi YouTube'da direkt nereye bastığını görüyorsun falan. O çok önemli. Özellikle program öğrenmede çok iyi bir şey oldu YouTube. Bir soru var hocam. Yapay zekanın mimarlık üzerine etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Bu yapay zeka ya şimdi yapay zeka ikiye ayrılıyor temelinde. Bunun hangisini kastediyoruz onu bir şey yapmak lazım. Hani insan benzeri insanımsı bir yapay zekadan mı bahsediyoruz? Yoksa bir işi başarabilmek için kullanılan yapay zekadan mı bahsediyoruz? Yani spesifik yapay zeka veya genel yapay zeka olarak ikiye ayrılıyor. Genel yapay zeka dediğimiz o insanımsı şey, spesifik olan özel yapay zeka ise yani belli bir şeye özelleşmiş. Şimdi makine öğrenme programları var. Bu şeyin Grasshopper'ın içinde de var. Aslında birazcık bahsettim işte evrimsel tasarımdan. Makine öğrenme şu anda yavaş yavaş kullanılmaya zaten başladı. Ne gibi mesela? Diyelim ki bir cephe kurgusu yapıyorsun ve cephe kurgusunda işte bir sürü elemanların var böyle yatay yatay yatay. Onların uzunluklarını farklı yapacaksın diyelim. O uzunluklarının farklı olmasını en uygun gölge alımına göre yapacaksın diyelim mesela. Bunun için yapay zekayı kullanabiliriz. Gerekli formülü, gerekli algoritmayı yazdıktan sonra yapay zeka birçok farklı şey deneyerek farklı şeyler girdiler deneyerek kendini eğitiyor. Hani mutlaka şeyde görmüşsünüzdür. İşte bir yapay zekaya Super Mario oynatıyorlar falan. Yapay zeka Super Mario'yu oynadıkça ha diyor bak şu zamanda zıplamalıyım. Onu öğreniyor. İşte burada şöyle yapmalıyım, bunu öğreniyor falan vesaire böyle gidiyor. Hani mimarlıkta da o işte cepheleri boyutlarını hallederken işte bu kadar uzatırsam ha bak buraya az gölge düşüyor veya çok gölge düşüyor işte güneş vesaire bizim performans dediğimiz şey o aslında algoritma dediğinde fitness diye geçiyor. İstediğimiz neyse ona göre yapmalıyız. Kendini kendine eğiterek en optimum çözümü buluyor. Yani makine öğrenmeyi siz de yapabilirsiniz yani öyle söyleyeyim. Şeyde Grasshopper'da ben biraz bunu buradan derslerinde de bahsetmiştim ama makine öğrenmeyi Grasshopper'da nasıl yapıyoruz? Evrimsel tasarımı araç olan Galapagos diye bir şey var, eklenti var. Galapagos adalarından gelen ismiyle bir komut var. O komutta nasıl kullanacağımızla ilgili açıklamalar yapmıştım aslında ama
Bilmiyorum buraya videosunu koydum mu? Koymuş muyum? Bakayım. Playlists, Grasshopper eğitim, atraktörler, eğriler, yüzeyler. Allah, koymamışım. Yüzeylerde var mıdır acaba? Yani şöyle diyebilir miyiz? Yapay zeka birazcık kapalı bir kutu gibi. İçine bir biri giriyorsunuz ve o hatta Schrödinger'in kedisi gibi bir sonuç veriyor. Ama içerisinde nasıl işlediğini, bu sonuca nasıl vardığını bilemiyorsun. Ama bu makine öğrenmesinde bu parametrik tasarımdaki gibi girdileri ve çıktıları siz tanımlıyorsunuz. Ve o daha yine intuitive bazı şeyler yapabilmekle birlikte genel olarak bu algoritma çerçevesinde bir öğrenme sergiliyor. Tabii öyle diyebiliriz. Ama yani yapay zekayı işte nasıl ele aldığımıza bakmak lazım. Yani yapay zekayı sadece makine öğrenme olarak kısıtlarsak şu anda da zaten kullanılmaya başladı. Ama genel yapay zeka işte insanımsı Androidler vesaire veya işte yapay zeka destekli arayüzleri mimarlıkta nasıl kullanabileceğiz? Onu artık çok uzak erimli bir şey olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum cevap verebildim mi? Yapay zekanın mimarlık üzerindeki etkileri. Evet. Aslında küçük bir şey mi yapsak? Şuradan göstersem mi acaba nasıl kullanıyoruz bir yapay zekayı? Kızaralım. Evet. Şimdi bir Bir konu. eğri yapalım. Şöyle. Ay. Bir eğri yapalım şöyle. Ekranda göremiyoruz ama. Neyi? Ha. Şöyle yapayım. Doğru. Ben şimdi Haklısın göremiyorum. hocam. Sen göremiyorsun. Şeyler görüyor ama sen göremiyorsun. Ha yok, Haklısın. ben YouTube'dan göremiyordum. Şimdi görebiliyorum Ha artık. tamam. Şimdi İnternet biraz hem sen geride gitti. görüyorsun hem YouTube'dakiler görüyor hocam. Şöyle bir eğri yapalım. Sonra mesela böyle bir eğri yapalım. Bir de şöyle bir eğri yapalım. Şunları şöyle biraz açalım arayı. Sonra burada bir yüzey oluşturalım. Grasshopper'dan. Bu arada bir yorum gelmiş. Yapay zeka ile yapılan Hamburg'da Ha Erkenbaum evet. isimli akustik opera binasında 10 bin panel algoritmayla keşfedilmiş. Evet o aynen bunun gibi bir makine öğrenme kullanıyor.
yani o algoritma her seferinde farklı farklı açı, her bir panelin farklı farklı açılanmasını deneyerek en optimum istenen sonucu size veriyor. Öyle kullanılıyor yapay zekada. Bunun strüktürel örnekleri de var. Ben mesela çok basit bir örnek vereceğim. Ama hani yapay zekanın mantığını anlayabiliriz gibime geliyor. Şöyle şunları seçeyim. Curve diyeyim. Bunları tanıyayım ve loft diyeyim. Teker teker seçelim. Peki. Şu. Bu. Ve şu. Peki. Her zaman sağdan sola çizin arkadaşlar. Körlerinizi. Tek bir yönde çizin yoksa benim gibi uğraşırsınız. Şimdi diyelim ki şöyle bir topografyamız var. Tamam mı? Şunu şöyle alalım biraz. Belki birazcık şurayı şöyle şey yapabiliriz. Neyse. Şöyle kocaman bir dağ olsun. Tamam mı? Sonra orada bir köy varmış uzakta. Şurada bir köy varmış uzakta. Bir de şurada bir köy varmış uzakta. Tamam mı? Bunları bir point diyelim. Şu noktayı bir alalım. Şu noktayı da bir alalım. Tamam mı? Şimdi burada ben şu iki nokta arasında bir şey çizmek istiyorum. Bir çizgi çizmek istiyorum ama bu iki köy arasında bir yol yapacağım. Ama bu yolun şey olmasını istiyorum. En kısa şu dağı şey yaparak kale alarak en kısa bir şekilde nasıl geçebiliriz bu yoldan? Şu dağı abartalım mı şöyle hocam biraz? Ya şunu mu indirelim şöyle? Yani oldukça iyi oldu. Aa. Neyse tamam, anlaşılıyor. Şu noktayı biraz aşağı indirelim şöyle. Oldu mu? Evet. Böyle bir dağ var. Bu noktadan buraya gideceğiz. En yakın yer neresi olur acaba? Sorumuz bu. Buna biz şimdi yapay zekaya çözdürmeye çalışacağız bunu. Şimdi şunlara bir project diyelim. A project, an object on the plane. Project occur on a wrap. Project. On a wrap. Tamam. Tamam. Şöyle dursun bu. Şimdi biz burada şeyimiz bu. İki köyümüz bu. Bunun arasında bir şey yapacağız.
farklı bir noktalar bulalım diyorum. Construct point diyorum. Buradan mesela şöyle 3 tane point şey yapacağım. Diyelim ki 100 dersek ne oluyor? Koordinatlarımız neyin içinde kalıyor? Şöyle bir bakalım. Şöyle 200 dersek olacak gibi. Şuna 200 diyelim. Tamam. Ha, buna gerek yok zaten, şöyle yapalım. Tamam, şundan 3 nokta, 3 tane nokta belirleyelim. Şimdi ne yaptım ben? Burada 3 tane nokta belirledim. Bu noktalar işte bir tanesi şurada, bir tanesi burada, bir tanesi şurada falan, böyle rastgele yerlerde noktalar şunlar. Ve hepsi işte şu karenin içinde yaklaşık olarak kalacak gibi. Şimdi ben bu noktaları birleştiren bir çizgi çiziyorum. Interpolate curve, o da şu oluyor. Merge diyorum. Bu nokta noktalara niye diyemedim? Merge. Birinci nokta bu. İkinci nokta bu. Üçüncü nokta bu. Dördüncü nokta bu. Beşinci nokta bu. 5 tane noktam var. Bu noktaları alıp ben bir şey çiz dedim. Şöyle bir çizgi çiz dedim. Tamam mı? Sonra bu, tabii bunu zeminde çiziyor. Bunu ben şu yüzeyin üzerine project et diyorum. Nasıl diyorum? Curve'm bu. Yüzeyim de şu. Şu anda ben bu curve'ü buraya projekte edersem bu çıkıyor. Şimdi ben bunun, bu curve'ün minimize etmeye çalışıyorum değil mi? Yani küçültmeye çalışıyorum. O yüzden bunun bir length'ini alıyorum. Nerede bunun length'i, şu mu? Measured length of a curve. Evet. Curve'ümün length'i neymiş? ...562 birim. Şu anda bu curve, şu curve, bakın buradan böyle gidiyor, buradan böyle geliyor, şuraları aşıyor. Bu curve 562 birimmiş. Şimdi ben bir makine öğrenme, bir evrimsel tasarım programı olan Galapagos'u alıyorum, çalıştırıyorum. Şimdi Galapagos ne işe yarıyor? Galapagos bizim makine öğrenme ve evrimsel tasarım programımız, bir amaca göre farklı bir sürü kombinasyonu denememizi sağlıyor. Hani evrimi biz nasıl tanımlıyoruz? İşte canlılar ürüyor. Ürerken farklı nesiller gelişiyor. İşte doğal seçilimle, şunla bunla vesaire, bazı türler, bazı genler, bazı gen özellikleri kuvvetli olanlar yaşamını sürdürüyor ve o nesli devam ettiriyor. O nesli devam ettirdikçe o karaktere sahip olanlar öne çıkıyor. Bu program da aynı, ona benzer şeyler yapıyor aslında. Ben burada fitness, daha önce de söylediğim gibi burada, bu fitness'ım ne benim? Yani amaç edindiğim şey bu. Buna bağlıyorum. Böyle. Bu arada ileri değil, geri bağlanır. Genomlarım, genlerim ne? Buradaki X, şuradaki noktalarımın, şuradaki noktalarımın X ve Y koordinatı. Bunlara da bağlıyorum böyle. Evet. Şimdi Galapagos'u çalıştırıyorum. Ben buradaki farklı şeyleri deneyerek burada elde ettiğim sonucu
Minimize mi yapmaya çalışıyorum, maximize mi? Minimize yapmaya çalışıyorum. Çünkü ne kadar kısa olursa yol o kadar kısa olur. Minimize diyorum buna. Ve ne diyorum? Ya Allah, çalıştır. Bakın ne yapıyor? Bir sürü bir şey deniyor, görüyor musunuz? İşte bu makine öğrenme. Burada bir bizim elde ettiğimiz şeyin grafiği oluşuyor. Bak yavaş yavaş kendini iyileştirmeye başlıyor. Yavaş yavaş kendini iyileştirmeye başlıyor ve sonunda en kısa sonucu bulacak diye ümit ediyorum. Bilgisayarım patlayacak galiba birazdan artık. İki tane yayın yapıyor ve ve makine öğrenme yapıyor şu anda. Yani gerçekten patlayacak mı acaba? Bakalım patlamasın. Hani iyi, peki patlamıyormuş. 37. Güzel. Bakalım neler neler yapıyor. Bu kenarından dolaşmaya çalışıyor hocam. Evet. Hile yapıyor. Tamam, dağı geçemiyor hocam. Dur tamam. Dağı çok şişirmişiz. Dağı çok şişirmişiz. Şöyle dağı biraz aşağı indirelim bari. Şöyle. Ah yapamadım. Şuradan yapayım. Evet. Şimdi tekrar. Ne oldu? Ha buna cancel diyeyim. Cancel diyeyim. Peki. Maximize değil. Minimize. Solvers. Başla. Hocam ekrandaki noktaları görüyor. Şunlar mı? Hocam sesiniz gitti. Ha. Ha şimdi geldi. Geldi. Ekrandaki noktaların nerede olduğunu görüyoruz da ki gene kaçak bir noktamız var. Bir de çalışırken bize farklı nokta demetleri çizdi falan bir şeyler veriyor. Onlar neyi anlatıyor? Şurası mı? Muhtemelen oradan bahsediyorum. Yani şuradan mı bahsediyorsun? Ha, evet oradan bahsediyorum. YouTube'dan biraz şey izliyorum. Burada şeyden Zoom'dan izleyebilirsin hocam. O daha senkronize bir şekilde gelir. Zoom'u açarsan. Şu burada şu benim fitness'ım. Yani istediğim sonucun ne kadar şey olduğu. Şu işte kaçıncı deneme denemelerim. Bunlar da yaklaşım genom grafikleri. Yani aslında burası çok fazla bizi ilgilendirmiyor. Önemli olan şu grafik. Bir yorumda V koordinatları çalıştırmıyor sanırım hocam. Onu da importlamak lazım diye sanırım diye bir yorumumuz gelmiş. Z koordinatları çalıştırmıyor sanırım. Z koordinatını yapmadım. Neden? Çünkü ben bu şeyleri oluşturdum burada. Z koordinatını neden yapmıyorum? Çünkü bunları sıfır koordinatında yapıp daha sonra bu şeyi oluşturup şu curve'ı oluşturup bunu buraya project ediyorum. Ha şu anladım. Şu biraz daha büyük yapmam gerekiyor. Şunu da o yüzden böyle bir saçmalık oluyor. Ondan değil. Şundan.
top diyeyim. Şunu biraz şöyle alayım. Şunu biraz şöyle çekeyim. Bunu biraz böyle çekeyim. Bunu biraz şöyle çekeyim. Evet, noktamız biraz Ya nokta o 200 içinde mi kalmış? 2 aynen o 200'ün içinde kaldığı için kestirmeden gitmeye çalışmış algoritma o yüzden. Şöyle büyütürsek bunu sorun kalmayacaktır. Şimdi tekrar çalıştıralım bakalım. Minimize dedim, solver dedim. Evet. Yani şu şeyi içinde kalması gerekiyor da o yüzden kenarından dolaşınca o project edince orada bir project olmuyor ya o zaman length direkt kısalıyor o yüzden kenarlarına çıkmaya çalışıyor akıllı makine öğrenme. Neyse sonuç olarak bak bayağı yaklaştı şu anda. Evet, bu arada Instagram'dan bir soru soracağım denmiş ama soruyu Sorsun. bulamadım. Sorsun lütfen. Şu Evet, dağı bir daha üniversite yükseltelim bakalım. şehir ve bölge planlamayı kazanmış. Birkaç sorun var yardımcı olabilecek var mı diyor ama tabii Peki. soruları yapmadığımız için, öğrenmediğimiz için şey yapmıyoruz. Arada tabii severek izliyoruz diyen arkadaşlarımız da var. Sağ olsunlar. Evet. Evet, soru yok mu ama yani. Öyle mi? Ama Instagram'da göremedim. Ben birazcık geriden geliyorum. Belki yakında gelecektir. Burada bu yaptığımız simülasyonla ilgili bir yorum var. Hocam ilk başta orta bölgede köy yerleşim noktaları arasında 3 tane nokta belirlediniz. Bir tane yetmez miydi? Yok. Demiş. O zaman hani aslında daha da fazla yapmam gerekir. Neden? Amaç bu. Efendim? Ya amaç minimumu bulabilmek için. Yo yani bir şimdi aslında ne kadar çok şey yapsak yaparsak yani burada şimdi bir curve yapacaksın. Bunu kaç nokta ne kadar fazla noktayla tasvir edersen o kadar keskin bir geometrin, o kadar doğru bir curve'ün olur. O yüzden ben biraz üşendiğim için 3 tane yaptım ama bir tane yaparsam mesela şuradan ve şuradan ve şuradan 3 noktadan geçecek bir sürü curve olabilir. Birkaç farklı curve olabilir. Curvature'ine, o noktanın curvature'ine bağlı olarak. Ama gördüğünüz gibi şu anda yaklaşıyor sonuca. En kısa yol şurası diyor bize. Belki aslında şu kopyala diyeyim, yapıştır diyeyim. Şunları da kopyala yapıştır diyeyim. Şurayı tam tepe gibi yapmak istiyorum da. Şöyle yapayım. Allah. Şöyle yapayım. Bir de şunu aşağı çekeyim. Şöyle mesela. Daha sonra bu körleri buraya tamamlayayım. Bu yeter herhalde. Stop. Stop, install diyelim. Yani şu ana kadar en yakın curve şuymuş. Ama hani bu çok garip bir dağ. Bu böyle tek biraz daha tek yükseltili bir dağ olsaydı nasıl olurdu ya bakmak istiyorum şu anda. Şöyle. Şu diyelim. Bunu da bu diyelim.
Merge diyelim. Biraz zor gelebilir arkadaşlar. Bu hani ilk baktığınızda. Hani bir sürü kablo var, nereye bağlı, ama insan alışıyor bir süre sonra. Oldu mu hocam? Oldukça mantıklı bir sonuç çıkıyor. Şunları da biraz şöyle alırsak daha da mantıklı olacaktır diye ümit ediyorum. Ay. Şöyle olsun. Evet. Şu anda mesela çok yüksek bir dağ olsun mu bu? Hadi biraz daha yükseltelim. Olmadı. Şuradan yükseltelim. Yani dağın üstünden gitmeye çalışırsa çok uzayacak demek istiyorum. Anlatabildim mi? Şimdi tekrar çalıştıralım mesela. Bakın bir sürü bir şey deniyor. Şu. Ve yavaş yavaş buluyor. En kısa yol burasıymış. Yani soru neydi? Ha, makine öğrenme. Sonra başka bir şey Z koordinatör demiş. Importlamak lazım ama ona gerek yok. Hocam ilk başta orta bölgede köy yerleşim noktaları arasında 3 tane nokta belirlediniz. Ha, onu da yanıtladık. Tamam. Evet, durdurabiliriz herhalde. Evet, aynı şeyler arasında gidip gelmeye Gidip geliyor. başladı. Yani şuradan mı gitsem, buradan mı gitsem diyor. Ama bazen hani farklı farklı şeyler de deniyor, görüyor musunuz? Bak şöyle bir tık 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 atıyor. Bilmiyorum ya, yani ben ekranda giriyorum, yayında veya siz hocam şeyde Zoom'da Evet, görebiliyor yayında musunuz görüyorum. bilmiyorum, ama farklı farklı şeyleri de deniyor arada. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Bazen bir yerde çok kitleniyor, orada kalıyor. O zaman ya hani gerçekten en evrimsel olarak doğru sonuç bu mu? Acaba sıfırdan başlasak yine aynı şey mi oluru test etmek için sıfırdan başlamıyoruz. Onun yerine radyasyon veriyoruz. Radyasyonu veriyoruz. Ne yapıyor bakın? Radyasyonu verince çok daha farklı şeyler denemeye başlıyor. Tabi burada grafik düşüyor biraz. Radyasyon verdiğimiz yerlerde sonuç biraz düşüyor. Neden? Çünkü saçmalıyor orada. Hani radyasyon genomu bozar ve farklı farklı mutasyonlara sebep olur ya. O yüzden radyasyon var burada. İşte add additional mutations to the population radyasyon yapıyor ve farklı farklı şeyler, çok daha farklı şeyler deniyor. Eğer tekrar yine aynı yerde birleşiyorsa doğru yapıyorsunuz demektir. Şey doğru yerde demektir. Şimdi stop diyelim şuna. Bizim install diyelim şunu. Bizim curve'ümüz şuymuş. Biz eğer bu dağın bu tarafından gidip şuradan şöyle bir yol izlersek bu iki köy arasındaki en yakın yolu bulacakmışız. Hemen şunu bir bake edelim. Curve diyelim, bake diyelim. Şu bire bir bake edelim. Şu bizim birinci curve'ümüz olsun. Peki eğer azıcık değiştirsek mesela şu köy burada değil de şurada olsaydı. Azıcık daha şurada olsa mesela. Tekrar deneyelim. Yine bir sürü ilk başta saçma sapan şey değişiyor. Yine mi oradan gidecek?
Yani şuradan gitmek daha akıllıca aslında bence sanki ama. Bir de bir yapay zeka değiliz. Bu arada arkadaşlar, yapay zeka bildiğiniz gibi satranç oyununda 1997 veya 98 yılında dünyanın en iyi satranç oyuncusu. Hocam şunu biraz da şuraya alalım mı ya? Mahcup ediyor beni yapay zeka. Evet. Start diyelim. Heh. 1997 veya 98 yılında Kasparov'u yendi. Ama satrancın şöyle bir şeyi var, mantığı var. Yaklaşık bir oyundaki hamle sayısı 10 üzeri kaçtı? 50 miydi? Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. 120 miydi yoksa? Neyse çok hatırlamıyorum ama Öyle. şeyde Go oyunu var biliyor musunuz bilmiyorum. Go oyunu çok 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 eski. Satrançtan çok daha eski ve çok daha basit. Kuralları çok daha basit. Sadece 3 tane kuralı var. Ama oynaması çok daha zor bir oyundur ve bazıları şey diyor işte evrendeki atom sayısından daha fazla farklı oyunun olasılığı var diyor ama ben yanlış bir hesaplama olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü oyundaki farklı şey sayısı yaklaşık 10 üzeri 600 küsür. Farklı olasılık sayısı 10 üzeri 600 küsür tabii çok büyük bir rakam. Ama o rakam evrendeki atom sayısına eşdeğer olur mu bilemiyorum yani. Dünyada çünkü 10 üzeri 56 atom mu vardı öyle bir şeydi hocam. Yanlış hatırlamıyorsam. Dünyadaki atom sayısından fazla ama Yani evren evren biraz zor yani. Dünyadaki atom sayısından fazla oyun olasılığı var. Evet. Evet. İşte şimdi de buraya aldı. yapılarda yapay zeka yener miydi? Efendim? Böyle bir deneme yapılmış mı? Ne efendim? Satrançta Kasparov'u yendi ama Go ile ilgili böyle bir 2017'de deneme var mı? Lee Sedol, dünyanın en iyi Go, bir numaralı Go oyuncusu Sedol ile Google DeepMind. Google DeepMind bir karşılaşma yaptı. Ne zamandı o? AlphaGo ise 2016'da. Aynen. Şu maç arkadaşlar. 5 maç yaptılar. 2016'da. 4'ünü yapay zeka kazandı. Evet. Bir tanesini şey kazanabildi. Lee Sedol kazanabildi. Yani şöyle bir şey var. Kasparov zamanında bilgisayar şöyle bir yöntem geliştiriyor. Hamle hesaplıyor veya hesaplamaya çalışıyor. Belli bir zaman içinde saniyede bilmem kaç tane yüz hamle düşünüp şöyle biraz ileri mi alalım ne yapalım? Şöyle ilginç bir oyundur kendisi. Aslında çok şey iki boyutlu ve çok böyle stratejik bir oyun. Çok da güzel bir oyundur arkadaşlar. Hani geometri bilginize geometri algınıza da katkıda sunar. Neyse şey diyordum. Satrancı şöyle hesaplıyor yapay zeka. Hamle sayarak yani o işte atı buraya çekti, bu buraya çekti. Ben buraya koysam, sonra o buraya koysa, sonra şuraya koysa, sonra buraya koysa nasıl bir şey olur? Ha böyle olur. Böyle yapsam, böyle yapsam, şöyle yapsam, şöyle yapsam, böyle yapsam, böyle yapsam. Hep böyle önündeki hamleleri düşünerek ve onun sonucuna bakarak
yani hamle dizilerinin diyeyim, tek bir hamle değil sonuçta, bir sürü bir satrançta bir anda en fazla işte oyunun başında belirli sayıda hamle yapabilirsin. O taşı buraya ittir, bu taşı şuraya ittir. Ondan sonraki karşılıklı olacak hamleler önemli sonuçta. Bunu hesaplayabiliyor satrançta. Çünkü 8'e 8 kare var. Çok daha az bir alan var. Ve o 8'e 8 alanında da taşlar var falan. O taşların gidebileceği yerler belli, gidemeyeceği yerler var. Go oyununda ise taşları istediğin yere koyabiliyorsun. Şu anda ekranda gördüğünüz yerde istediğin yere taşı koyabiliyorsun. Ne oluyor? Çok çok fazla hamle oluyor. Bir de taş zaten şey tahta zaten 19'a 19 yani kaç yapıyor? 300 küsür bir alan var, seçenek var. Her bir oyunda 300 tane seçenek var yani. Dolayısıyla hamleye dayalı, yani daha doğrusu hamle sıralamasına dayalı bir sistem yok. Makine öğrenme var bu DeepMind'da. Bunu nasıl yapıyorlar? İşte training, yani eğitimi tabi tutuyorlar. İşte ilk önce bir şeylerle, profesyonel oyuncularla, sonra kendi kendine bilmem kaç bin tane maç yaparak program hangi pozisyonlarda nereye oynarsak sonuç daha olumlu oluyoru kaydede 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 gelişiyor ve dünyanın en iyi insanını bu kadar kompleks bir oyunda yenmeyi başarıyor. Evet Bir hocam. sorunum var. AlphaGo Superhuman düzeyinde mi hocam Tabii de demişler. geçti, Superhuman'ı geçti işte. Yendi, 4-1 yendi. 4-1 Superhuman seviyesini geçti yani. Var, öyle şeyler de var. Mesela topoloji optimizasyonu diye bir şey var. Ben de şu anda onu çok çalışıyorum. Çalıştığım konulardan biri. Akademik olarak. Şu videoyu izlemelerini ben tavsiye ediyorum. Nerede o? Bir TED konuşması vardı. Şu. Şu mikserden bir açalım. How many of you are creatives? Şimdi diyelim Designers, ben bu engineers, üçgenler entrepreneurs, şuradaki artists, ne? maybe you just have a really noktayı big kullanarak imagination. bir üçgen oluşturacağım. Normalde benim bir yerlerden sesim geliyor. Kim bilir nereden? Bir sürü bir şey açık burada. Ha şurada. Tamam. More will change around the way we do our work than has happened in the last 2000 years. In fact, Şimdi burada bu amca diyor ki şöyle yaptık, böyle yaptık. Burada mesela bir drone yapacaklar ve drone'un şasisinin yani ana konstrüksiyonunun nasıl olması gerektiğini yapay zekaya çözdürüyorlar. Geometry. To come up with new designs all by themselves. All it needs are your goals and your constraints. I'll give you an example. In the case of this aerial drone chassis, all you would need to do is tell it something like it has four propellers, you want it to be as lightweight as possible, and you need it to be aerodynamically efficient. And then what the computer does is it explores the entire solution space, every single possibility that solves and meets your criteria, millions of them. It takes big computers to do this. But it comes back to us Çok with büyük designs that bilgisayar we istiyor. by ourselves never could have imagined. And the computer is coming up with this stuff all by itself. No one ever drew anything, and it started completely from scratch. And by the way, it's no accident that the drone body looks just like the pelvis of a flying squirrel. Şey diyor. En sonunda elde ettiğimiz bu drone şasisinin görüntüsü ise uçan kuskusun
leğen kemiğine de çok benzemesi çok ilginç diyor. Yani neyse, mesela burada da bu topoloji optimizasyon sözünde de yapay zeka superhuman seviyesini geçti. Niye? Çünkü yani bir tasarımcıya deseler ki sen bir drone şasisi yapacaksın ama minimum lightweight olacak ve maximum efficiency falan. Yani bir human şunu tasarlayabilir mi? Bu kadar kompleksitede bir geometriyi tasarlayabilir mi? Değil mi? Ama işte yapay zeka tasarlayabiliyor. Güzel. Bu arada kim soru sorduysa bu superhuman seviyesini zikretmesi de çok güzel. Evet hocam. Hocam 2 saate yaklaşıyoruz. 5 dakikamız kaldı. Hatta 4 dakikamız kaldı benim bilgisayarıma göre. 2 saatte kapatalım mı? Daha devam etmek ister misin? Yok, olur. Kapatabiliriz. Hatta ben bir su içeyim. Tabii ki. Çok yorduk sizi. Sağ olun. Paylaşımlarınız için. Estağfurullah hocam, ne demek. Yine başka bir dilerim bu Z neslinin elinde katılımıyla birinci sınıfların gelmesiyle başka bir heyecanlı bir ve daha çok sorulu, karşılıklı sorulu şeyler yaparız. Yayınlar yaparız. 9 Eylül Üniversitesi Mimar Fakültesi etkinlik komisyonuyla birlikte. Ve mimarlık hayatın içinde çok farklı alanlara dokunuyor. Zaten şu anda diyeyim bu sene içerisinde özellikle çok fazla kapalı mekanlarda vakit geçirdik. Evet, evet. Farklı alanlarda öngörülerimiz gelişti. Yani, hayata bakış açımızda yeni sorulara farklı cevaplar üretme konusunda yeni deneyimler kazandık. Evet. Yeni nesil arkadaşların deneyimleri çok daha çeşitli. Yani insan sayısı kadar deneyim var neredeyse. Zaten biz her yeni gelen arkadaşla, tanıştığımız insanla yeni bir şeyler öğreniyoruz. Konularımızı da İnşallah devamında daha güzel toplantılar, söyleşiler yapacağız. Evet. Evet. İnşallah hocam. Böyle bu sunumu izleyen birinin aklında kalmasını istediğiniz şey nedir? Vallahi bana bu hani en çok gelen soruyu söyleyeyim öğrenciler tarafından. Zaten ilkini siz sordunuz. Hocam hangi programlar birinci sınıfta? İkincisi nasıl bilgisayar alayım? Sorular. Şu bilgisayarı alayım mı hocam? O konuda cevap vermem gerekirse hani önce laptop, desktop ona bir karar versinler. Hani çok mobil bir insanlarsa laptop, daha statik bir insanlarsa desktop alsınlar. Ve eğer laptop alıyorsanız eğer mutlaka ekran kartı ve işlemcisi iyi olsun. Diğerlerini değiştirebilirsiniz zaman içerisinde. RAM değişir, işte şey değişir, hard disk değişir ama ekran kartı ve işlemci değişmiyor laptoplarda. O yüzden onlar yüksek alsın, gerisi çok önemli değil yani. Bunu söyleyebilirim sadece. Başka güzel bir mouse alın. Yani daha böyle hem ergonomik olsun hem de böyle yani bileğinizi yormasın. Ben böyle bir dikey bir mouse aldım. Şöyle ilginç bir şey. Alıştım da şöyle birkaç haftada. Bayağı ergonomik yani. Hoşuma da gidiyor kullanması. Şu bir hani normal duruşta şu bilek daha şey şu yani şu pozisyonda şurada çok bir gerilme oluyor. Şu kaslar çok geriliyor şöyle. Ama burada böyle olunca çok gerilmiyor, o yüzden böyle tuttuğun için. Mesela dikey mouse öneririm. Çünkü çok zaten
bu pandemi süreciyle birlikte devamlı bilgisayar başında zaman geçireceksiniz. O yüzden yani ergonomize önem vermenizi tavsiye ederim. Bir tabletiniz vesaire varsa onu tableti ikinci bir monitör olarak kullanmanızı sağlayan bazı programlar var. Onları kurmanızı öneririm. Çünkü özellikle çizim yaparken hani bir şeye bakıp yapmak veya mesela tutorial bilgisayar yazılımı öğrenecekken işte bir YouTube'da onu izleyip aynısını şey yapmak falan gibi. Yani iki monitör çok faydalı olabiliyor. Yani o yüzden tabletinizi hatta belki şeyinizi bile ikinci monitör olarak kullanabiliyorsunuz cep telefonunuzu. Onu söyleyebilirim. Bilgisayarınıza her ayda bir defragment yapın lütfen. Çünkü o bayağı bir toparlıyor. Disk clean up falan, disk temizleme, defragment, disk birleştirme yapın. O yani özellikle eski bilgisayarları şey yapıyor. Çok toparlıyor. Sanırım bu kadar hocam. Evet. Bizi izleyen